Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde Denizli tarhanası çorbası içeceğim. Böyle güzel bir bardağım var. Of, çok güzel duruyor. Bol sarımsaklı. Şuna baksana. Ne kadar tatlı duruyor değil mi bardağım? Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bu aralar birçok değişiklik yapıyorum. Canlı yayın kanalımda içerikleri düzenliyorum. Haberim olmadan paylaşılan videolara telif atıyorum. Yeni güzel projeler başlattım. Öyle. Fazla gelmiyorsunuz canlı yayınlarım ama orada bayağı anlatıyorum ben. İşte ortam güzel, eskisi gibi yine. Twitch TV gibi bir platform olmadığından sadece kendi izleyicilerime yayın yapabiliyorum YouTube'da. O yüzden pek kanalım büyümüyor ama işte çaya da şey çay demişim. Bununla çay içiyorum sabahları da, çorbaya devam. Çok sıcak yahu. Birkaç tane büyük projem var. Onları yapacağım. Yapabilirsem. Biraz kilo verdim bu süreçte. İşlerimle ilgilenirken yediklerime içtiklerime dikkat ediyorum. Sigarayı bırakalı 2 ay oldu. Bir tane bile ağzıma sürmedim bu süreçte. Tırnak yeme alışkanlığım vardı. Onu da bir tık atlattım. Tırnaklarım biraz uzuyor artık. Ama yine de işte oynadığımdan güçsüz düşüp kırılıyor bu sefer de. İşte oynamamak lazım fazla. Eğer ki bir hoşlandığınız aktivite bir bağımlılığa dönüşmüşse ve artık keyif vermeden böyle sadece yapacak bir şey bulamadığınız için yapıyorsanız onu bırakmalısınız. Çok güzel. Biraz az. Şey yaparken kapağını açıp niye atıyorum onu da söyleyeyim de. Birazcık galiba odamda rutubet var. Ondan tuz nem çekmiş. İçine pirinç koyunca nemini çekmiyor. Çok nemli olduğundan odam. O yüzden kapağını açıp attım. Sarımsakları döverken birazcık tuz koymuştum içine. Ama işte isteyen atsın diye bazen annem gil geliyor, onların tansiyonu falan var. Rahatsız oluyorlar. Babamın, annemin. Onlar için, yani gelir de yerse diye az yapıyor. Az tuzlu yapıyor. Sohbet eşliğinde güzel güzel çorbamızı yudumluyoruz. Böyle de çok sıcak yahu. Valla. Yani çok uzun süre sıcak kalıyor. Biraz çömlek ya. Sizlerin varlığını bilmek beni çok mutlu ediyor var ya. İnsanlar bazen beni yanlış tanıyor. Ben kötü bir birey değilim. Bağırıp çağıran cahil bir insan da değilim. Tabii ki cahil olduğumuz konular var ama yani
hayatının amacı keşfetmek olan bir insanın içinde merak varken cahil kalması da pek olağan gibi gözükmüyor. Çok güzel yapmışım çorbayı yav. Oh. Sıcacık. Tam kış günü içmelik. Denizli tarhanası çorbası. Neden Denizli diye ekliyorsun? Neden tarhana çorbası demiyorsun diyebilirsiniz. Ben Kahramanmaraşlıyım. O yüzden Kahramanmaraş'ta Maraş'a ait bir tarhana var. Böyle cipsi gibi. Onu şey yapıyorlar. Onun çorbasını yapıyorlar. İçinde dövme oluyor, yoğurt oluyor. Öyle güzel bir çorbası var onun. İşte onunla karıştırmamak için ağzımıza alışmış. Anne tarafı Denizlili. Bu çorbayla da oradan tanıştık. Normalde çorbayı höpürdeterek içmem. Ama birazcık höpürdetiyorum çünkü sıcak. Biliyor musunuz annemden güzel yapıyorum. Geçen gün yaptım. Yemin ederim bütün tabağı yedi. Böyle hani çok hoşuna gitmiş. Ya bir şeyin nasıl güzel olduğunu öğreniyorsun. Bir sefer yapıyorsun tuzu fazla. Tamam bir dahakine tuz atmayacağım. Bir kere daha yapıyorsun. Tamam bunun biberi fazla diyorsun. Öğreniyorsun. Giderek elin alışıyor. Gözün alışıyor. Kıvamını öğreniyorsun. Sürelerini öğreniyorsun. Her şey giderek oturduktan sonra artık işin ehli olmuş oluyorsun işte. Oradan öte yaptıkların güzel oluyor. Şimdi Denizli tarhanası çorbası da biraz tuz olmadan gitmiyor. Çünkü domates falan var içinde. Biliyorsunuz domates tuzda çok güzel olur. Her ne kadar birazcık şey olsa da fazla tuz zararlı olsa da bugün başka tuzlu bir şey yemem. Dengeleriz onu. Çorbayı keyifli içmek istiyorum. Arada bir tuz atacağım. Böyle yemek yediğim videoları daha çok paylaşasım var. Böyle pizza olsun, ne bileyim, çorba olsun. Ne yersen paylaşasım var sizlerle. Sohbet havasında güzel oluyor böyle. Oh. İçine 8 diş sarımsak attım. 4 yemek kaşığı dolusu. Tarhana unundan koydum içine. İşte salça falan. Koyarsan içine yağda kavururken biber de konuyor. Kışın acı biber kavuruyorsun. Ama püf noktası ne biliyor musunuz? Bunun içine biber koyarken şey yapacaksın. Charleston biberi mesela şöyle şöyle kırıp atacaksın içine. Ya biber tüm kaldığı zaman lezzetli oluyor içinde. Küçültmeyeceğim biberi. İçim ısındı yav. Güzel çorba. Minicik tuz da atacağım. İçine ekmek doğrasam karnımı tutardı. Güzel olurdu da. Evde ekmek yok. Dışarıda pek çıkasım gelmedi. O yüzden almadım.
Şuradan biraz dökülmüş. Kratos gibi olmuş. God of War'u da oynayamadık yeni çıkanını. Bir arkadaş vardı, PlayStation göndereceğim dedi. Göndermedi. Oynayamadık biz de. Bakalım bilgisayara çıkarsa artık. Biliyorum yayın kanalımda farklı oyunlara yer vermemi istiyorsunuz. Farklı şeyler oynamamı istiyorsunuz. Düzenli içerik üretmemi istiyorsunuz. Ama gerçekten zor biliyor musunuz? Böyle ne bileyim adımı yazdığında YouTube'da adım çıkmıyor ya. Millet o kadar çok videomu paylaşmış ki benim kanalımı bulamıyordu insanlar. O yüzden bayağı bir şeyle uğraştım. Biraz soğudu, rahat içebiliyorum o yüzden. Radyom çok sıcaktı. Kıvam çok iyi ya. Ekmek kalmış burada. Hepsini yememişim. İşte bu güzel bir haber. Bir de bayat ekmek olunca çok daha lezzetli oluyor. Sert oluyor. Çorbanın da suyunu iyi çekiyor. Ekmeksiz de gitmez ki bu çorba. Çok lezzetli ya. Çok minik daha tuz atacağım. Bir pinçik atıyorum zaten. Karıştırmadığım için üstte fazla tuz atarsam çok tuzlu olur. Çok güzel. Sakalımdan beri döktüm. Aman neyse. Birazdan ağzımı yıkayacağım zaten. Çorbanın rengi çok güzel değil mi ya? İyi ki de bugün çorba yapmışım ha. Çok keyifli yemesi.
Yok, telefon düşme. Az kaldı. Hadi bakalım. Son iki yudum. Çorbamız bitti. Mutlu oldum. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, yine böyle yemek yerken video açarım. Sohbet ederiz. Bazen kendimi yemeğe veriyorum. Sohbeti unutuyorum. Galiba biraz burada da öyle oldu. Evet. Görüşürüz. Canlı yayınlarda, diğer videolarda. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Bye bye.